Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Huawei Nova 5T modeli. Huawei Nova 5T modeli gerçekten tasarımıyla etkileyici bir model. Neden diye soracak olursanız telefonun arka kısmını çevirdiğimizde gayet hoş bir tasarım çizgisiyle karşılaşıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse şimdiye kadar pek çok telefon deneyimledim fakat bu tarz bir tasarıma sahip telefonla karşılaşmamıştım. Telefonun arka kısmında küçük küçük Nova harfleri var. Yani N, O, V ve A harfleri mevcut ve bu tasarım çizgisi telefonun geneline yayılmış. Ayrıyeten telefonu şöyle ışığa tuttuğunuzda da çok farklı yansımalar elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla telefonu şöyle masaya koyduğunuzda gerçekten dikkat çekici duruyor. Tabi böyle yüzüstü koyarsanız ekranın çizilme ihtimali de var. O da ayrı bir konu. Telefonun ön tarafına geçtiğimizde ise damla çeltik yerine delikli ekran tasarımının tercih edildiğini görüyoruz. Bu ekran tasarımının damla çentiğe göre biraz daha şık durduğunu söylemek mümkün. Burada kamera ekranın sol tarafına yerleştirilmiş arkadaşlar ve gayet hoş bir görünüm katmış diyebiliriz. Peki parmak izi okuyucusu nerede? Malum telefonun arka yüzeyinde pürüzsüz bir alan mevcut ve ekran altında da parmak izi okuyucusu yok. Huawei bu modelinde parmak izi okuyucusunu telefonun yan tarafına konumlandırmış durumda. Bu telefonu açarken size kolaylık sağlıyor. Çünkü telefon elinizde tam oturduğu için parmağınız da tam bu parmak izi okuyucusunun konumlandırıldığı noktaya geliyor. Dolayısıyla telefonu kolay bir şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonda kızılötesi var üst tarafında. Bu kızılötesi ne işe yarıyor diye soracak olursanız pek çok cihazınızı indirdiğiniz uygulamalarla kontrol etmenizi sağlıyor. Ayrıyeten hem üst tarafta hem de alt tarafta bir mikrofon söz konusu. Neden Huawei iki tane mikrofon kullandı burada? Onu da hemen size açıklayalım. Bu dışarıda görüşme yaptığınız zaman arkadaşlar dış sesleri engelliyor mikrofonun bir tanesi. Dolayısıyla burada bir aktif gürültü engelleme özelliğinden söz etmek mümkün. Dolayısıyla karşı tarafla daha rahat bir görüşme yapabiliyorsunuz. Telefonda arkadaşlar 6.26 inçlik bir IPS LCD ekran kullanılmış ki bence Nova 5T'nin en büyük handikapı da IPS LCD ekran tercih edilmesi diyebiliriz. Çünkü işlemcisine falan baktığımızda üst segmente hitap eden bir model. Dolayısıyla üst segmente hitap eden bir modelde IPS LCD yerine AMOLED ya da Super AMOLED ya da OLED ekranı kullanılmasının daha verimli olacağını söyleyebilirdik. Ama Huawei IPS LCD panel tercih etmiş. Muhtemelen bunu da telefonun fiyatını biraz daha makul seviyelere düşürmek için tercih etmiş olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi telefonun teknik özelliklerine geçelim. Az önce de belirttiğimiz üzere Huawei'nin Nova 5T modeli üst segmente hitap eden bir model. Genelde biliyorsunuz Huawei orta segment modellerinde Kirin 700 yonga setleri kullanıyor. Fakat bu modelde geçtiğimiz sene P30 Pro'da kullandığı Kirin 980 bulunuyor. Dolayısıyla telefondan üst seviye bir performans almanız mümkün. RAM tarafına baktığımızda 6 GB'lık bir RAM ve dahili depolamada ise 128 GB'lık bir dahili depolama alanı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Nova 5T'nin üst segmente hitap eden bir model olduğunu söyleyebiliriz. Bakın üst segment diyorum, amiral gemisi demiyorum. Amiral gemisi deseydik eğer burada en yeni, en üst seviye işlemcilerden bahsetmemiz mümkündü. Fakat Kirin 980 üst segmente hitap eden bir yonga seti. Eğer bu telefon P30 Pro ile P30'la birlikte eş zamanlı olarak çıksaydı ve yine Kirin 980 kullanılsaydı o zaman amiral gemisi statüsüne belki koyabilirdik telefonu fakat yıl 2020 olduğu için ve önümüzde yaklaşmakta olan P40 duyurusu olduğu için bu telefonun amiral gemisi değil ancak üst segmente hitap ettiğini söylemek mümkün. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Huawei Nova 5T'de bulunan kameralara. Telefonun arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış 3 ana kamera ve hemen yanlarında da Huawei yazısının yanında bir tane daha kamera bulunuyor. Yani telefonun arka tarafında toplamda 4 tane kameramız mevcut. 48 megapiksellik f1.8 diyaframda bir ana kameramız var. Onun hemen yanı başında f2.2'lik 16 megapiksel, 2 megapiksel derinlik kamerası ve 2 megapiksel de makro kameramız bulunuyor arkadaşlar. Bu 48 megapiksellik f1.8'lik kamera sayesinde gece yani daha doğrusu düşük ışıkta daha net fotoğraflar çekmemiz mümkün. Ben genel itibariyle Nova 5T'nin gece çekim performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten dilerseniz teknolojioku.com'a gelip Nova 5T ile çektiğimiz fotoğrafların tümünü oradan bakabilirsiniz.
Gece fotoğrafları gerçekten başarılı. Bunda tabii diyafram değerinin düşük tutulmasının da önemli bir rolü olduğunu söylemek mümkün. Telefonun ön tarafına geçtiğimizde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasıyla karşılaşıyoruz. Bu kameranın genel olarak kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verdiğini söylemek mümkün. Video tarafına baktığımızda ise Nova 5T'nin gerçekten iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Burada hoşuma giden bir özellik vardı. O da video çekerken kameralar arası geçiş yapabiliyor olmamız. Yani atıyorum 48 megapiksellik bir kamera ile çekim yaparken bir anda geniş açıya geçebiliyorsunuz. Yani burada geniş açıdan kastığımız ne? 16 megapiksellik kamera. Yani 48 megapiksellik kamera ile 16 megapiksellik kamera arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ve telefon geçiş yaptığınızı size hissettirmiyor. Yani arada bir donma, takılma, atlama gibi bir sorun da söz konusu değil. Bu açıdan bakıldığında Nova 5T'nin video performansının gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu Nova 5T'nin ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Telefonun ön kamerasını kullandığınızda ses ve görüntü performansı bu şekilde diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda video için Nova 5T'nin ana kamerasını kullanıyorum. Telefonun ana kamerasıyla kayıt yapmak istediğinizde ses ve görüntü performansı bu şekilde. Evet arkadaşlar, son olarak telefonumuzun pil ömründen de bahsedelim. Nova 5T'de 3750 mAh'lik batarya bulunuyor ve ayrıyetten kutusundan 22,5 watt hızlı şarj özelliğine sahip bir adaptörle geliyor. Bu ne demek? Bu telefonu 30 dakika içerisinde %50 oranında şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Elbette bizim şarj etmekten ziyade telefonun pilinin ne kadar gittiği bizler için daha önemli arkadaşlar. Çünkü sonuç olarak akıllı telefonları çok aktif kullanan bir nesiliz. Dolayısıyla telefonun günü çıkarması, hatta ertesi gün çok fazla şarj istememesi de bizler için önemli bir kriter. Bu telefonu yaklaşık olarak 10 gün boyunca test ettim arkadaşlar. Ve bu 10 günlük süre boyunca telefonun 2 günü çıkardığını söyleyebilirim. Yani tabii ben çok fazla oyun oynamadım ama genel itibariyle 2 günü çıkardı. Oyun testlerimizde ise PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile oynadık her zaman olduğu gibi. Bu iki oyunda da ayarları yükseğe aldığımızda, yani yüksek grafikler istediğimizde 15 dakikada şarjın %100'den %95 seviyelerine düştüğünü gördük. Eğer çözünürlüğü biraz daha kısarsanız, yani kalite ayarlarını, grafik ayarlarını düşürürseniz bu şarj miktarı da %1, %2 oranında düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla Nova 5T'nin genel anlamda son derece başarılı bir performans cihazı olduğunu söyleyebiliriz. Hem kamerasıyla hem de size sunduğu oyun performansıyla gerçekten sınıfının üzerinde bir telefon. Peki bu telefonun fiyatı kaç Türk lirası? Onu da hemen size söyleyelim arkadaşlar. Hali hazırda bu telefonu internet üzerinden sorgulattığınız zaman 3500 lira ile 4000 lira bandında çeşitli fiyatlar karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla bu fiyatların orta segment modellere göre biraz yüksek olduğunu düşünebilirsiniz. Sonuçta bugün baktığınızda Realme 1500 lira ile orta segmente bir telefon satıyor. Fakat bunu tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Huawei'nin Nova 5T modeli orta segmentin üzerinde bir model. Hatta üst segment bir model. Dolayısıyla sizin Nova 5T'yi karşılaştıracağınız telefonlar da üst segmentte yer alıyor olması lazım. Örneğin Snapdragon 855 kullanan bir telefonla karşılaştırabilirsiniz. Çünkü az önce de belirttiğim üzere bu telefonda Kirin 980 Yonga seti bulunuyor. Kirin 980 daha önce Mate 20 ve P30 modellerinde kullanılmıştı. Dolayısıyla bu telefonda kullanılan Yonga setinin orta segmentteki modellere göre çok daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca kamera tarafında da orta segmentlere nazaran daha başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu incelememizde Nova 5T ile ilgili deneyimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Eğer Nova 5T ile ilgili kafanıza takılan bir soru varsa bu videonun altına yazdığınızda size en kısa sürede cevap vereceğiz. Teknoloji Oku'yu tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın.
Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.